Herkese merhaba çift yöneticileri. Bugün sizlerle beraber 3000 lirayla 5000 lira arasında satın alabileceğiniz akıllı telefonlara yakından bakacağız. Bu akıllı telefonları eşit bir şekilde dağıtmaya çalıştım. Yani farklı markalardan farklı modellerin olmasına dikkat ettim ve sizlerin karşısına güzel bir siteyle çıktığıma inanıyorum. Ancak şöyle uyarılarda bulunmam gerekiyor. Bu videodaki telefonların fiyatlarını söylemeyeceğim. Açıklamalar kısmına bir link bırakmış olacağım ve bu linkten sizler güncel fiyata bakacaksınız. Biliyorsunuz ülkede devamlı olarak fiyatlar değiştiği için burada size bir fiyat verip sizlere sizleri yanıltmak istemem. Ancak şöyle de bir durum var. Buradaki telefonların fiyatları değiştikten sonra almak mantıklı veya mantıksız olabilir. Bundan dolayı sadece bunu bir öncü video olarak görüp araştırmalarınızı Shift.net'teki diğer videolara göre de yapabilirsiniz ki buradaki çoğu telefonun da videosu bizim kanalımızda bulunuyor. Bundan dolayı da kısa kısa özetler geçeceğim. Hiçbirinizi yormayacağım. Direkt olarak sizlere telefonları söylemiş olacağım. İlk olarak uygun fiyat telefonlardan başlayacak. Ardından da pahalı telefonlara gideceğim. Benim tercihim her zaman için pahalı telefon almanız. Çünkü iyi teknoloji maalesef biraz daha maliyet oluyor. İlk telefonumuz Oppo Realme C25. Hepsi burada da bu isimle satılıyor. 64 GB'lık bir telefon ve 4 GB RAM'e sahip. Ekran tarafıyla ben bu telefonu sizlere anlatmaya başladığımda 6.5 inç büyüklüğünde 720x1600 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran olduğunu görebiliyoruz. Yani Full HD bir ekranımız hem yok hem de ekranın IPS LCD ekran olduğunu görüyoruz. Fiyat arttıkça buradaki teknoloji ne gittiğini söylememiz gerekiyor. Bu telefonun fiyatı eskiden işte böyle 1800-2000 o civarlardaydı ama mal maalesef artık uygun fiyatlı olmayan hani böyle biraz daha geçmiş telefonlar bile 3000 liralardan başlıyor. Ekran konusundan bahsettikten sonra diğer konumuz işlemci olacak. İşlemci tarafına baktığımız zaman bu telefonun Mediatek Helio G70 kullandığını görebiliyoruz. 12 nanometre mimari üretilen bu işlemci 4 GB RAM ile 64 GB versiyonunda karşımıza çıkıyor. Bu işlemci için şöyle bir yorum yapabilirim. Artık uygun fiyatlı telefonlar maalesef 3000 lira, 4000 lira, 5000 lira bandında başlıyor. Daha öncelerden bu telefonlar daha uygun fiyattaydı. Çok güçlü bir işlemci bekleme gerek yok ama gündelik hayatta da sizleri mutlu edeceğine inanıyorum. Gelelim kamera tarafına. Kamera tarafına baktığımız zaman arkada tam 4 farklı kamera görebiliyoruz. Ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde, geniş açılı kameramız 13 megapiksel çözünürlüğünde, geriye kalan 2 kamera hem makro hem de derinlik kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyaframa sahipler. Bu telefon full HD çözünürlüğünde videolar çekebiliyor. Ön tarafa baktığımız zaman da 8 megapiksel çözünürlüğündeki kamera ön tarafta yine full HD videolar çekebilmekte. Telefon en iyi özelliklerinden bir tanesi bataryası. Telefonun içerisinde 6000 mAh büyüklüğünde bir batarya var ve 18 watt gücündeki bir adaptörle standart bir hızda şarj olduğunu söylemem gerekiyor. Aslında telefona çok fazla bakmayacağım ama hem akıllı telefonum olsun hem de uygun fiyatlı telefonlar arasında bataryası en uzun giden telefonlar arasında olsun diyenler için güzel bir tercih. Bunun da bilgisini vereyim. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bu fiyat aralığında benzer telefonları da görebilmek mümkün. Örneğin bu Realme C25 modelinden örnek vermiştim ama Oppo'nun da bu fiyat aralığında güzel bir sıkıntı bulunuyor. Sıradaki konum OnePlus Nord N10 olacak. Gerçekten ismi söylemesi zor ama bu 4000 lira civarlarında işte listemizin ortasındaki telefonlar arasında çoğu telefon birbirine çok yakındı ama bu telefonun biraz da ayrıştığını gördüm. Bundan dolayı da listeye eklemek istedim. Telefonun ekran tarafına baktığımızda 6.49 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekranla geldiğini görebiliyoruz. Bu Full HD çözünürlüğündeki ekran 90 Hz bir yenileme hızına sahip. İşlemci tarafına baktığımızda Snapdragon 690 işlemcisini görebilmek mümkün ki bu işlemci 8 nanometre mimari ile beraber geliyor karşımıza çıkıyor. Telefonun ana kamerasına baktığımızda 64 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu görebiliyoruz. Geliş açılı kamera 8, derinlik ve makro kameralarda 2 megapiksel çözünürlüğünde. Ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde ve Full HD videolar çekebiliyor. Arka tarafı merak edenler içinse arka tarafında 4K 30 FPS videolar çekebildiğini söyleyeyim. Telefonun bağlantı tarafında Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ile beraber geldiğini anlatmam gerekiyor. Ve son olarak batarya detayında da 4300 mAh bir bataryamızın olduğunu söyleyeyim. Şimdi buradaki işte ilk olarak Realme'nin 6000 mAh'lik bir batarya ile iyi bir tercih olduğunu söylemiştim. Gördüğünüz gibi fiyat arttı ancak batarya burada bir tık düştü. Burada işlemcinin verimliliği ve diğer konular da var. Bundan dolayı hani bunun bataryası çok düşükmüş gibi farklı bir yorum yapmaya gerek yok diyorum ve sıradaki konuya geçiyorum. Sıradaki konuğumuz kimdir? Xiaomi Redmi Note 10. Bu telefonu uzun zamandır konuşuyorduk ve tekrar konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Fiyatı bir hayli artmış olmasına rağmen yine de işte bu fiyat skalasında içime sindiğini söylemiş olmam gerekiyor. Telefon süper amoled bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bu zamana kadarki listedeki en iyi ekran şu anda bu telefonda. Yani sıradaki telefonlara gelmeden önce eğer ekrana çok önem veriyorsanız bu telefonu tercih etmeniz gerektiğini söylemem gerekiyor. Ekran 6.43 inç büyüklüğünde 1080 2400 piksel çözünürlüğünde ve sizlere şunu söyleyeyim. Ekran Corning Gorilla Glass 3 ile beraber konuluyor. İşlemciye baktığımız zaman yine orta seviyede sıkça gördüğümüz Snapdragon 678 işlemcisini görebiliyoruz. Bu işlemci 11 nanometre mimari üretiliyor ve bu işlemci eşlik eden RAM miktarı 4 GB olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun arkasında 4, önünde de bir kamera bulunuyor. Arka taraftaki ana kamera 48, geniş açılı kamera 8, makro kamera 2 ve derinlik kamerası da 2 megapiksel çözünürlüğünde. Video çekmek isteyenler için ise arka tarafta 4K 30 fps videolar çekerken ön tarafta Full HD 30 fps videoların çekilebildiğini söylemem gerekiyor. Ve ön kameranın çözünürlüğü de 13 megapiksel çözünürlüğünde. Şimdi ben şöyle söyleyeyim sizlere böyle işte çok teknik detaylar veriyorum ama bu telefonların videolarını izleyerek daha fazla fotoğraf ve video örnekleri görebilirsiniz. Şimdi her telefonun kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde diye aynı benzer ve güzellikte fotoğraflar çekmiyor. Gidip kendi kararınızı kendiniz ver. Vermeniz, ben bu kamerayı sevdim demeniz gerekiyor. Telefonun sıradaki konusu batarya olacak. Batarya tarafına baktığımızda büyük diyebileceğimiz o sıkça gördüğümüz bir rakam olan 5000 mAh büyüklüğündeki bataryayı görebiliyoruz. Ve buradaki batarya 33 Watt gücünde 70 dakika ile 80 dakika arasında şarj oluyor uygun koşullarda. Şimdi gelelim listenin en 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 kahramanına. Şimdi fiyatlar devamlı değişken. Bu telefon tam sınırdaydı. Onun bilgisini vereyim ve benim de sıkça kullanacağımız ve sıkça sizlere anlatacağım bir telefon olacakmış gibi duruyor. Çünkü bu listeyi yaparken çok zorlandım. 3000 lirayla ile 5000 lira arasındaki telefonlar birbirine o kadar yakın ve o kadar model birikmiş ki tercih etmek gerçekten zordu. Bundan dolayı her modele değinemiyorum. Mesela Huawei'nin Nova 8 iyisi gibi işte Oppo'nun daha farklı telefonları gibi Vivo'nun daha farklı telefonları gibi burada birçok model bulunuyor. Ama dediğim gibi videoyu daha fazla uzatmak istemiyor ve en optimal yani mantıklı ve bizim elimizde olan tecrübe ettiğim telefonlara yakından bakmak istemiyorum istiyorum. Konuğumuz ve listede almanız gereken telefon olarak baktığım telefon Samsung Galaxy M52 5G. Bu telefon evet fiyatı biraz fazla diğerlerine göre. 5000 lira civarında bir fiyatı var. Ama aldığınız zaman sizi her konuda mutlu edecek gibi duruyor. Telefonun ekran tarafına baktığımız zaman Super AMOLED Plus bir panelde 120 Hz yenilemeye sahip 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran olduğunu görebiliyorum. 1080 2400 piksel çözünürlüğünde ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Telefon ekranı gayet iyi. Samsung zaten bu ekran konusunu çok net başarıyor. Aldığınız zaman mutlu olacağınızı söylemem lazım. Ve sıradaki konu işlemci. Telefon işlemcisine baktığımızda Snapdragon 778G'yi görebiliyoruz. 5G destekleyen bu işlemci 6 nm mimariyle karşımıza çıkıyor. Telefon 128 GB'lık modelde 8 GB'lık RAM ile karşımıza çıkıyor. Ana kamera 64, geniş açılı kamera 12, makro kamerada 5 megapiksel çözünürlüğünde. Video tarafına baktığımızda 4K 30 FPS çözünürlüğünde videolar çekebildiğini görüyorum. Ve şöyle söyleyeyim sizlere ana kamerada 4K fps videolar çekiyor. Yani sizler 3500 liraya 4000 liraya bu saydığım telefonlardan bir tanesini aldığınız zaman ön kamerada full HD videolar çekiyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi fiyat arttığı zaman 4K videolar çekebilmek de ön kamerayla mümkün. 32 megapiksel çözünürlüğünde de yine bu telefonun ön kamerasıyla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şimdi telefon güzel gidiyor. Batarya kısmına geleceğim. Batarya kısmında da telefonun 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geldiğini söyleyeyim. 25 W gücünde bir adaptör var. Belki Xiaomi'de olduğu gibi 33 W gücünde bir adaptör olabilir. Ama burada Samsung tercihini bu yönden kullanmış. Burada şunu da söyleyeceğim. Bu listede General Mobile'ın telefonları da olabilirdi. General Mobile son zamanlarda biliyorsunuz 3 farklı telefon çıkardı bizim kanalımıza da. Hem fabrika turundan videoları hem de benim kutu açılışımı görebilirsiniz. Onun yanı sıra bizim Yeşil Robot kanalında Honor 50 incelemesi de yakında girecek. Honor da son zamanlarda hani ses getiren ve bizim ofisimize de telefonu gelen bir marka oldu. Bundan dolayı da yine o videoları da izleyebilirsiniz. Telefon ofisimize geldiği zaman hepsinin PUBG testini yapıyoruz. İnce incelemelerini gerçekleştiriyor. Karşılaştırmalarını şeffaf bir şekilde sizlere aktarmış oluyoruz. Buradaki telefonlardan dediğim gibi fiyatı yüksek olanı tercih etmeniz benim temennim olur. Ama malum hani herkesin bir bütçesi var. Bundan dolayı saydığım telefonların fiyatına bakın. Ardından hepsi buradaki diğer fiyatlara da bakıp biraz da kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekiyor. 5 gün sonra bile saymış olduğum bir telefonun fiyatı çok radikal bir şekilde artmış olabilir. Bundan dolayı fiyat veremiyorum. Benden şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.